Gülbaba Türbesi birkaç yüzyılın fırtınalarını hemen hemen zarar görmeden atlatan Macaristan'daki Osmanlı mimarisinin en güzel ve en sağlam anıtlarından biridir. Önümüzdeki birkaç dakika içinde türbe ve çevresinin bir zamanlar nasıl göründüğünü ve inşasının ardından nasıl değiştiğini görebileceğimiz bir zaman yolculuğuna sizleri davet etmek istiyoruz. XVI. Yüzyılda Budi'nin kuzey tepelerinde inşa edilen türbe ve çevresinin nasıl göründüğünü hayal etmek için, özellikle 1686 yılındaki Budin kuşatmaları sırasında yapılan gravürleri kaynak olarak kullanabiliriz. Çizimlerin en dikkat çekici örneklerinden biri, Giovanni Domenico Fontana tarafından hazırlanan ve Elias Nesenthaler tarafından çoğaltılan tasvirdir. Gravürde 16 ila 17. yüzyıllarda tepelerin eteklerinde yer alan tekkenin kalıntılarından pek de uzakta olmayan dairesel yapıya sahip kubbeli türbe açıkça görülebilmektedir. Gülbaba, tasavvuf kollarından biri olan Bektaşi tarikatına mensup bir dervişti. Budin şehrini fetheden Osmanlı ordusuna eşlik ederek Macar topraklarına ulaştı. Gülbaba hakkında çok az bilgiye sahibiz. Ancak Budin'in manevi gözcüsünün kişiliğini kuşatan birçok efsane bulunmaktadır. ...1541 yılında vefat ettiği, ardından Budin'in kuzey kesimindeki tepelerden birine defnedildiği ve kabrinin üzerine Budin Beylerbeyi Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından 1543 ila 1548 yılları arasında bir türbe inşa ettirildiği bilgilerine sahibiz. Gülbaba Türbesi, 16 ila 17. yüzyıllara ait Osmanlı türbelerinin mimari üslubunu yansıtan bir formda inşa edilmiştir. Osmanlı hakimiyetinin ardından bina çok sayıda tadilat geçirmiş olsa da, 20. yüzyılda gerçekleştirilen restorasyonlarla 2018 yılında tamamlanan kültürel mirası koruma çalışmaları sayesinde eski Osmanlı dönemine ait özgün hali gözlenebilmektedir. Türbe, dairesel sekizgen bir yapı olarak duvarları kireç taşı kesme taşlarından inşa edilmiştir. Yapı, asıl olarak kurşunla kaplı yarım küre kubbeyle örtülüdür. Kubbenin üzerinde kıble yönüne bakan alem adı verilen hilal şeklinde bir üst süs yer almaktadır. Türbenin giriş kapısı da Mekke istikametine açılmaktadır. Osmanlı döneminde giriş bir gölgelikle kaplıydı. Eski gölgelik, günümüzde kapının her iki tarafındaki konsol taşıyla anımsatılmaktadır. Türbenin bir zamanlar nasıl göründüğünü ancak benzer yapı örnekleri gözlemlenerek hayal edilebilir. Türbenin iç mekanı son yenileme çalışmaları esnasında özgün hali korunarak onarımı gerçekleştirildi. Böylece günümüzdeki türbeyi göz önünde bulundurarak 16. yüzyılda nasıl göründüğünü kolayca hayal edebiliriz. Gülbaba'nın kabri, altıgen şeşhane tuğla kaplı zemin seviyesinin altında Mekke yönüne dik olarak konumlandırılmıştır. Bu, iç mekanda görülebilen bir ahşap sanduka ile sembolize edilmektedir. Sanduka, işlemelerle süslenmiş çuha ile örtülü olup, mübarek başlarında 12 köşeli Tac-ı Şerif adlı Bektaşi tacı bulunmaktadır. Türbelerde sandukalar genellikle ahşap şebeke ile çerçevelenir ve baş uçlarının her iki tarafında iki şamdan yer alır. Türbenin yakınına defnedilmek Osmanlılara özgü bir adetti.
2018 yılında tamamlanan kültürel mirası koruma çalışmaları sırasında yapılan arkeolojik araştırmaların sonuçlarıyla da bu durum kanıtlandı. Mezarlar genellikle taştan bir mezar taşıyla işaretlenmişti. Ayrıca mezar taşlarının üzerinde bulunan sarıklar, merhumun tarikattaki mertebesini göstermekteydi. Osmanlı hakimiyeti sırasında türbenin yanına Bektaşi dervişlerinin yaşadığı bir tekke inşa edilmiştir. Osmanlı döneminde Gülbaba Tepesi'nin eteklerindeki tekke harabe olarak fontana gravürlerinde açıkça görülebilmektedir. Videomuzda Budin'deki tekkenin nasıl göründüğünü hayal etmek için tarihi tasvirlerde yer alan kalıntıların ve Balkanlardaki Bektaşi tekkelerinin örneklerini kullanabiliriz. Kuzey Budin tepelerindeki Gülbaba Türbesi'nin etrafına Osmanlılar için önemli ziyaret mekanları inşa edilmiştir. Osmanlı döneminde bu alana Gülbaba Tepesi ismi verilmiştir. Tepenin yanında yer alan, üst kaplıcalar olarak da adlandırılan Tuna Nehri bölgesi termal su kaynakları bakımından çok zengindi. Osmanlılar bu kaplıcaların üzerine hamamlar inşa etmişlerdir. Bölgenin günümüzde hala görülebilen karakteristik örneklerinden biri, İmparator Hamamı olarak da bilinen Velibey Hamamı'dır. Termal su havuzlarına sahip kaplıca, yapı kitabesinde yer alan bilgilere göre, 1574 yılında Budin Beylerbeyi Sokullu Mustafa Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Kaplıcalar sadece hamamları değil, kış aylarında su değirmenlerini ve barut değirmenlerini de beslediler. Bu nedenle Osmanlı döneminde bu bölge Baruthane Mahallesi olarak adlandırıldı. ...16. yüzyılın sonlarındaki savaşlar ve 3 Budin kuşatması, mahallenin birkaç kez harap olmasına neden oldu. Bunların ardından sadece birkaç önemli yapı, barut değirmeni, hamam ve Gülbaba Türbesi ayakta kalarak varlığını sürdürdü. Osmanlı döneminin ardından alan, türbeyi Aziz Yusuf'un adını taşıyan bir şapele dönüştüren Cizvitlerin mülkiyeti altına girdi. O yıllarda türbede birkaç değişiklik gerçekleştirildi. Cizvitler, türbenin duvarlarına oval pencereler açtılar. Kubbesini ahşap kiremit örtülü bir kubbeyle kapladılar ve onun üzerine küçük bir fener inşa ettiler. Gülbaba Türbesi'nin bulunduğu alan, 1773 yılında Buda şehri tarafından Cizvitlerden alınarak satışa çıkarıldı. Böylece ilk olarak Janos Toma'nın, onun ardından da 1857 yılında mimar Janos Wagner'in mülkiyetine girdi. Janos Wagner ve eşi, kendileri ve aileleri için türbenin etrafına eklektik tarzda bir villa inşa ettiler. Wagner villası türbeyi çevreleyerek kuşatmış olsa da, salikler, diplomatlar ve ziyaretçiler o dönemde bile türbeyi ziyaret edebildiler. Wagner ailesinin hatırası sadece türbeyi çevreleyen eski villanın duvarları tarafından değil, aynı zamanda ailenin villanın yanına diktiği kestane ağacı tarafından da korunmaktadır.
1900'lü yıllardan itibaren türbenin anıt ilan edilmesinin akabinde kademeli olarak tadilat ve imar faaliyetleriyle beraber binanın özgün Osmanlı dönemine ait tarihi halini korumak amacıyla yoğun çabalar sarf edildi. O yıllarda yakınında yer alan Niedermayer Gasse'nin adı Gülbaba Sokağı olarak değiştirildi. 1942 yılında villa başkentin mülkiyeti altına alındı. İkinci Dünya Savaşı sırasında türbenin çevresinin zarar görmesi nedeniyle ilk olarak Geza Lux, daha sonra 1960 ile 1962 yılları arasında Egon Funnel planlarına göre tekrar yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. 1970'li yıllarda harabe haline gelen Wagner villasının toprak seviyesinin üzerindeki kısımlar yıkıldı. 2015 ila 2018 yılları arasında Türk-Macar İşbirliği ile gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmaları sayesinde Gülbaba Türbesi günümüzde kutsiyetine yaraşır bir halde ziyaretçilerini beklemektedir.